A mimarlık eşitsizliklerin azaltılması konusunda ne yapar? Eşitsizlik neden önemli? Çünkü herkes aynı eşitlikte haklara sahip olmuyor ve bu konuda her bireyin yapabileceği muhakkak bir sürü şey var. Kurum olarak özellikle biz bunu çok önemsiyoruz. A mimarlığın kurucusu olarak da Soma'daki kazadan sonra envanter çalışmasından kooperatif kuruluşuna ve üretimlerinin pazarlanma kısmındaki desteğe kadar ben de o süreçte yer aldım. Ve şu anda kazadan sonra orada başka bir takım ışıklar aslında oluştu o karanlıktan sonra ve kadınlar kendi üretimlerini yaparak para kazanıyorlar. Ve kocalarının çalıştığı işin yanında evlerine, çocuklarına para getirebiliyorlar. Kendi ekonomiklerini sağlayabiliyorlar. Bu konuda aslında eşitsizliğin azaltılmasına ufak da olsa bir katkımız var. Ve başka projelere de ilham olacaktır muhakkak bu. Biz de burada o alımları, özel günlerdeki alımlarımızı oradan yaparak, ağ mimarlık olarak bu sürece katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Başka bir örnek verecek olursak, Şehirle kırsal arasındaki bağı kurmak, köprü olmak amacıyla kendi atalarımın köyü olan Nimri köyü içerisinde sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında derneğimiz, köylerimiz ve büyüklerimiz hep beraber ben de yer aldım ve burada niyetimiz oraya da daha fazla insan yaşayabilir olması bir takım kaybolan değerlerin tekrar görünür olması ve orada da üretimlerin en azından yapılabilmesi, başlayabilmesi ve kültürel anlamda da kendi kültürünü, değerlerini koruyabilmesi. Çünkü çok uzun yıllar öncesinde göç aldığı için çok fazla köylümüz şu anda şehirde ve orada yaşayan insan sayısı çok az. Fakat bu süreci tersine göçü artırarak, enerji katarak, ivme katarak nasıl daha etkin ve oradaki Eşitliği şehirdeki kaynakların kullanıldığına kadar olmasa da orada da bu kaynakların kullanılmasına nasıl faydamız olabilir? Bu anlamda çalışmalar yapmaktayız.